Bazı insanlar dünyaya vazifeli olarak geliyorlar. Cenab-ı Allah onlara bir vazife yüklüyor. Ve en önemlisi de bu şahsiyetler vazifelerinin idrakinde yaşıyorlar. Bir an için cepheden ayrılmıyorlar. Bir cephe, mesela Mehmet Akif'in hayatına baktığımız zaman, batılılaşmaya karşı, Türkiye'nin yönünün değiştirilmesine karşı, Osmanlı sonrası değerlerin yok edilmesine karşı meydan yerine çıkıyor. İşte ben böyle durmayacaktım, elleri kolları bağlı diye hakkı ve hakikati haykırıyor. Sonrasında bakıyorsunuz Nurettin Topçu çıkıyor. Yine Akif'in mücadelesini sürdürüyor. Sonrasında Sezai Bey, Necip Fazıl, Mehmet Doğanlar, Nuri Pakdiller bu mücadelenin bir parçası kendilerini hissediyorlar. Mehmet Doğan'ın özellikle mesela Mehmet Akif'ten aldığı o savaş, kültür savaşı, medeniyet savaşı mirasını Nurettin Topçu'dan da alıyor. Ve onlar artık bu alemden gidince cephenin, vazifenin kendilerine kaldığının bilinciyle meydan yerine çıkmış oluyorlar. Hem Mehmet Genç'te, hem Halil İnancık'ta, Sezai Karakoç'ta, büyük şahsiyetlerde gördüğümüz en önemli hususiyet, Türkiye'nin kaderiyle kendi kaderlerini bir görüyorlar. Yani Türkiye düşerse bu yıkımın her şeyi yıkacağının farkındalar. Mesela Mehmet Doğan abinin çok güzel bir kitabı var. Orada Endülüs örnek veriyor. Diyor ki bizim Haçlılardan aldığımız iki kıta var. Endülüs ve Anadolu. Haçlılar hiçbir zaman, bunu diyor bir komplo olarak düşünmeyin, bu bir hakikattir. Haçlılar hiçbir zaman ne Endülüs'ten vazgeçti ne Anadolu'dan vazgeçti. Endülüs'ten vazgeçmediğini gördük. 800 yıl sonra geldiler, Endülüs'ü bizden aldılar. Hiçbir değerimizi ayakta tutmadılar. Evet. Kütüphanelerimizi yaktılar, medeniyetimizi yok ettiler. Aynı Batı diyor şu an Anadolu'yu Türklerden almak için her anlamda mücadele ediyor.